Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı. Oyuncu Ebru Şahin 1,5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu aşkı Cedi Osman'la doğum gününde nişanlandı. Nişan Şahin ailesinin Tekirdağ'daki evinde gerçekleşti. İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Nişandan sonra doğum günü kutladılar. 2 metre 1 santimlik boyuyla 25 metre uzaklıktaki Cedi Osman'ı şak diye tanıdık. Yanında da sevdiceği Ebru Şahin var. Detay almaya çalışırken mekanda Ali Erkazan'a bile denk geldik. İyi akşamlar, doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu yaşlar dilerim. Dedi Bey sürprizdi herhalde dostlarınız, arkadaşlarınızla. Evet, bütün arkadaşlarımız sürprizdi. Ebru Şahin 28. yaş gününü sevgilisi Cedi Osman'ın şahane organizasyonuyla kutladı. Nişandan sonra iki sevgili doğum günü partisinde yakın arkadaşlarıyla buluştu. Şahin sevgilisine bakın nasıl da sıkı sıkı sarıldı. Cedi Bey çok kibar, yüzü hep gülüyor. Bu yaz sonu gerçekleşmesi ihtimali olan düğün sanırız ertelenmiş. Temmuz'a ertelenmiş galiba. Onunla ilgili bilgi alsaydık. Ertelenmedi. Yazın olacak zaten. Çok teşekkür ederiz. Nasıl bir düğün olacak? Üç tane düğün olacak konuşuyor nikah. Doğru, seni seviyorum. Bekleriniz zaten. 14,5 saniye süren röportajdan aldığımız notları özetleyelim. Ebru Şahin, Cedi Osman bu yaz sonu evleniyor. Üç düğün olmayacak. Çift yurt dışında evlenmeyecek. Aşk hayatında yaprak kıpırdamayan Çağla Şikel, yalnızlıktan sıkılmadınız mı sorusuna çok farklı bir cevap verdi. Şöyle yani yalnız olduğumu hissedebileceğim bir hayatım yok. Öyle söyleyeyim, yalnızım ama yani senin sorduğun anlamda bir birlikteliğim yok ama yalnız olup bundan sıkılabileceğim bir hayatım yok açıkçası. Hem çok yoğun iş hayatım, hem kendimle ilişkim çok yoğun, hem çocuklarımla ilişkim çok fazla yoğun. Dolayısıyla da böyle bir boşluk yaratmak, böyle bir farklı birini hayatıma almak konusunda bir boşluk şu anda yok. Ama her zaman söylüyorum, olursa neden olmasın? Aşka hazır olmak veya olmamak diye bir şey yok açıkçası. Ama benim önceliğim diye sorarsan zaten hiç şüphesiz benim önceliğim ailem. Çocuklarınız. Sonra tabii ki önceliğim işim. Ama bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman mutlaka kendine bir yer edinecektir. Yani böyle bir boşluk var, gelsin puzzle gibi oraya otursun, orası boş, vay falan, öyle bir şey yok. Öncelik dediğin zaman benim için her şeyden önce çocuklarım geliyor tabii ki. Onlar, onun mutluluğu, onların sağlığı, annem, ailem, ablam hepsi geliyor. Çağla Şikel'in yüzündeki değişime de dikkat ettiniz mi? Bu farklı bir makyaj stili mi yoksa yeni bir botoks müdahalesi mi acaba? Ben makyajımı ben yaptım ya, aşk olsun. Hayır canım, botoks yani şu anda botoks yok ama botoks dönemsel olarak yaptırıyorum da şu an ekstra bir şey yok. Biraz makyaj farklı yaptım belki. Ondan öyle gelmiş olabilir, böyle değişik çekiklikler yaptım. Çağla Şikel yaşlanmaktan korkmuyor. Korkunun ecele faydası yok. Yani yapacak bir şey yok. Bu doğal bir süreç. 20 yaşında bana bunu sorsaydın da aynı şeyi söylerdim. Ama bilemezdim ki ben 43 yaşında böyle bir kadın olacağım. Şimdi 50'sinde nasıl bir kadın olacağım bilmiyorum veya 60'ına geldiğim zaman. Ama şu tek bir tek şunu biliyorum. Kendime çok iyi bakan, çalışan, üreten bir kadın olacağım sadece. Onun dışında organlarımızla alakalı yapabileceğimiz bir şey varsa da o, sadece iyi beslenmek, spor yapmak. Çağla Şikel'in yıllar önce Victoria Manken olmak yerine Cennet Mahallesi'nde Sultan rolünü kabul ettiği, Şikel'in büyük bir fırsatı teptiği iddia edilmişti. Ancak durum farklıymış. Adriana yani sultan olup olmayacağı tartışılır, bilemeyiz. Yani kimseye şimdi olur olmaz diyemem yani ama bana böyle bir teklif gelmedi. Yani şimdi böyle bir duyum var. Yani şöyle böyle bir duyum var da tabii ki Cennet Mahallesi benim hayatımdaki çok ama çok özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi Türker abiden gidip rica ederdim. Beni bir yani azat eder misiniz? Ben bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim derdim belki herhalde diye düşünüyorum. Böyle bir teklif gelseydi herhalde değerlendirirdim diye düşünüyorum ama onun yerine 5 sene kadar yani 119 bölüm, neredeyse 120 bölüm bir dizi çekme şansına eriştim. O da benim hayatımdaki çok önemli bir yere sahip. Türker abim çok kıymetlidir. Çağla Şikel sonrasında Victoria Mankenler arasında yer almak için teklif beklemiş ama teklif gelmemiş. Her şeyin bir zamanı vardı. O döneminde olsaydı olurdu. Bunun için bir şey yaptın mı Çağla? Bir girişimde bulundun mu Çağla? Hayır. Bekledim, teklif gelmedi falan. Kilosu 760 lira olan cevizle atıştırmalık tarifi verince eleştiri oklarının hedefinde olan Yasemin Özilhan kendini nasıl savundu? Giydiğiniz kıyafet, aksesuarlar, işte çanta olsun, kıyafetin çok pahalı olması gündem oluyor. Oyunculuğa ara verdikten sonra moda ve tasarım işlerine yönelen Yasemin Özilhan'ın geçen sene basketbol maçlarında yaptığı tezahüratlar nedeniyle kısılan sesi hala düzelmemiş. Benim ses şey ya, bir geçen seneden Final Four maçlarında kısıldı, bir daha kendine gelmedi. O yüzden kaldı böyle yani.
geçmiyor. Yasemin Özilhan'ın kilosu 760 lira olan pikan ceviziyle atıştırmalık tarif vermesi tartışma yaratmıştı. Özilhan'ın konuyla ilgili bir savunması var. Her şey pahalı ama ya. Yani peynir de pahalı, süt de pahalı. O yüzden o kadar bir şey söylemiyor yani. Yani en üst kotanız nedir yani? Sizin için pahalı, ne olursa almaktan vazgeçersiniz. Bu ne bir şey değilim abi. Yani şu an bir şey söylemek istemiyorum. Ama hayat pahalı yani şu an, bunu herkes farkında. Yani. Duman grubunun solisti Kaan Tangöz'e, Seçkin Pirilerden olan çocukları Hakan ve Volkan, Kıvılcım Ural'dan olan kızı İlayda ile bir AVM'de yemek yedi. Kaan Tangöz'e AVM'de otururken yanına gelen bir genç hayranının gitarını imzaladı. Diğer genç hayransa yanında gitar olmadığı için cep telefonunu imzalattı. Aslında cep telefonu imzalatmak magazin tarihinde bir ilk olabilir. İmza faslından sonra hızla masadan kalkan Tangöz'e "Eyvah, 17 yıldır keyifle giydiğim montumu masada unuttum." diyerek geri döndü. Kaan Tangöz'e yemek ve imza etkinliklerinden sonra çocuklarıyla oyun alanında vakit geçirdi. Çok kısa konuşalım. İlayda, elini ver. Kırmadınız, gitarını imzalattınız. Evet, az önce verdiniz. Hatta çakmağınızı da vermişsiniz. Çok mutlu olmuşlardı. Mutluluktan havalara uçuyorlardı. Gördünüz mü bilmiyorum anları. Yaz konserleri de başlıyor abi. Olacak mı sizin duman grubunuzda harbiye konserleri? Sessizliğe devam edeceğiz. Baba Tangöz'e konuşmuyor. Bari çocuklara soralım bu suskunluğun sebebini. Babanız da evde böyle mi? Hiç konuşmuyor mu? Konuşuyor. Biz de niye konuşmuyor peki? Hiç sordunuz mu? Hayır. Abi iyi akşamlar. Arda Turan ve eşi Aslan Doğan Turan el ele bir tanıtım gecesine katıldı. Arda Bey giyinmeyi becerebilir mi? Siz yardımcı oluyor musunuz? O çok iyi beceriyor. Yani ben çok beğeniyorum onun tarzını. Evet, rekor bir beyaz gömlek koleksiyonu vardı evde, biliyorum. Anlamadım. O rekor dediğiniz yılların birikimiyle olmuş bir şey yani. Hani herkesin ya kalan. Bir de bizde tabii sporcu olduğumuz için oynadığımız takımlar da o gömlekleri veriyor ya. Yani artık aslında çok bir müslüflük yok ortada da. Öyle biraz tabii yan yana dizince böyle şey bir durum olmuş. Yani fena değildi. Aslan Doğan Turan'ın dudağına yaptırdığı dolgunun etkileri artık net görünüyor. Çok çok iyi gidiyor. Ben gidebildiği yere kadar devam edeceğim. Güzel gittiğini düşünüyorum. Bana keyif veriyor. Devam edeceğim. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Arda Turan'a çok sevdiği sarı kırmızılı formayla son kez taraftarların önüne çıkma şansı tanınmamıştı. Arda Turan'dan sitem dolu bir paylaşım gelmişti. Bazı kesimlerin eleştirdiği Turan, sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum demişti. Arda Turan bu sezon futbolculuk kariyerine son verip vermeyeceğine dair ilk kez konuştu. Yok, aslında kötü bir şey yok. Sadece hayatım boyunca yaşadığım uzun ve önemli bir kariyer vardı. Benim için çok değerli ama böyle kariyerler biterken, bu bir karar alınırken benim için önemli insanlarla, annem babamla, eşimle, hocamla, yakın dostlarımla konuşup bu kararı alıp haber vereceğim dedim. Sadece buna saygı bekledim. O yani sonuç olarak evet, sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondur. Daha kararımı vermedim tam olarak ama bunu açıklayacağım yakında. Ben bir Galatasaraylı olarak kulübüm ve camiamı çok seviyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey kötü gözüksün ve üzüntülü gözüksem kimseye karşı bir kırgınlığım da yok. Her şey iyi olacaktır Galatasaray için. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar söylenildiği kadar. Ama insanlardan şahane şunu rica ediyorum. Çok zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. O yüzden en azından kararımı alma konusunda veya açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum. İsmi İstanbul'u.